Günaydın sayın seyirciler. Manşet Artı'yla haftanın son gününden, Cuma'dan sizlere sesleniyoruz. İyi dileklerimizi sunarak başladık bugünkü programımıza. Evet, bugün stüdyo konuğumuz ülkemizin önemli iş insanlarından Sayın Günay Çerkez bizlerle birlikte. Daha önce de kendisiyle yaptığımız üzere ülkenin çeşitli sorunlarını, çeşitli konularını konuşup değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Evet. Nereden başlayalım? Az önce program öncesinde konuştuk. En başından. Ben şunu sormak isterim. Sonrasında herhalde konu konuyu açar. Bu ülkede para var mı yok mu? Daha doğrusu devletin kaynakları ne durumda? Para yok, zor mu yetiştiriliyor her şey? Yoksa aslında doğru yere harcamıyor muyuz? Ne dersiniz? Şimdi bahsettiğiniz konuların her ikisi de, üçü de geçerli. Yani bir taraftan devlet alması gereken, yani bizim birçok yasamız var. Bu yasalara göre işletmelerin ve şahıslar olarak da yaptıkları işlere göre vergi vermeleri lazım. Ama bu vergi toplamada ya da vermede, çünkü genelde halk herkesi aynı kefeye koymayayım, en az %90'ı isteyerek ve vermesi gereken miktarda vergi vermekten kaçınır. Bunun en büyük sebebi de, yani şimdi baktığımızda Avrupa'da verilen vergilerin %80'inden fazlası ülkeye hizmet olarak döner. Yani orada bizim gibi burada yapılan yıllık bütçe maaşları dahi ödeyecek değil. Nitekim bu sene gördüğünüz gibi bütçemiz 14 milyar kusur eksi. Öyle de bütçeler yaparız biz. Yani biz çok cesur bir ülkeyiz, milletiz. Eksi bütçeyle mecliste bu tartışıldı ve geçildi. Dolayısıyla şimdi vatandaşın vermesi gereken vergiyi severek, isteyerek vermesi için o verdiği meblağın, paranın en az %70'i, hepsi demeyeyim çünkü kamu giderleri var, diğer harcamalar var. En az %70'i vatandaşa hizmet olarak dönmesi gerekir. Bu bütün dünyada böyledir. Yani bütün dünya derken medeni, mesela Avrupa demek isterim, Amerika'yı demek isterim. Afrika'da herhalde bizden gibi, belki biraz bizden daha iyidirler. Oraya kıyas yapmaya ben korkuyorum açıkçası. Çıkacak yapamayız sonuç. Çünkü bir çok hoşumuza gitmeyebilir. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi mesela ben size çok yıllar önce, belki de 40 yıl kadar önce İngiltere'de yaşarken zaman zaman İskandinav ülkelerine gitmem gerekiyordu. İlk gittiğimde öyle bir akşam gittim. Uçaktan indim, otele giderken her taraf kar. Her tarafta kar yağar. Gideceğim yere herhalde ertesi sabah gidemeyeceğimi zannettim. Sabahtan kalktım, yollarda hepsi tertemiz. Niçin? Çünkü alınan vergiler halka, en az alınan vergilerin %70'i halka dönmezse hizmet olarak, tabii halk mutsuz olur. Orada özel eğitime ihtiyaç yok. Devlet Finlandiya'da, Estonya'da, Norveç'te, İsveç'te, bunlarda özel eğitim ya da özel ders alma gibi, bizim burada çok yaygın olarak uygulanan eğitim sistemleri yok. Gerekmez. Çünkü herkes vergisini verir. Okullar, gerek ilkokul, anaokul, lise, üniversite, dört dörtlük. Dolayısıyla orada vergiyi verirken insanlar ona vergi değil de taksitli hizmet alma gibi bakarlar. Farkımız bu. Biz burada işte görüyoruz. Bir kere vergi toplamada gerçi son 5-10 senede daha da iyileşti.
ama daha istenilen yerde değil. Çünkü halkın çoğu kanaatimce haklı olarak vermek istemez. Çünkü düşünce şudur: ben uğraşırım, öldürünürüm, çalışırım, sabah, gece, gündüz, neyse hafta sonu, eğer o verginin tamını verirsem, o verginin yüzde kaçı bana hizmet olarak dönecek? Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım Aziz Bey. Hala daha elektrik kesintisi oluyor bizim ülkemizde. Bir de utanmadan Kıptek kalkar böyle saçma sapan şeyler, işte trafo bakımından dolayı elektrik kesildi. Ya kışın ortasında trafo bakımı var. Yani bizimle dalga mı geçirler? Bütün elektrik sistemleri dünyada en az elektriğe ihtiyaç olduğu mevsimlerde yapılır. Bizim ülkemizde de bu mevsimler ilkbahar, sonbahar. Çünkü ne sıcaktır ne soğuktur, klimaya ihtiyaç yoktur. Sobaya günler ihtiyaç yoktur. Yani nispeten uzundur ya da kış gibi kısa değil, yaz gibi uzun değil. Ve yaparlar. Şimdi ben hala her gün hemen hemen gazetede görüyorum, bilmem hangi bölgede Kıptek bakımdan dolayı elektrik kesintisi var. Ya ayıptır ya. Yani biz artık bu dünyada herkes o kadar küçük bir ülkede yaşarız. Neden kesildiği çok doğru. Ha gerçekten kışın ortasında bakım yapma ihtiyacı varsa da o çok büyük bir hata ve ayıp. Kışın ortasında kalmamalıydı oraya. Kalmamalı. Bu mevsimlerde yapılmalı. Yazda da yapılmamalı. Çünkü yazda da çok sıcaktan dolayı klimalara, efendim şeylerde, turistler için otellerde büyük buzluklar var, dondurucular var. Dolayısıyla biz işimize gelmediğinde o şekilde davranır. Sanki Kıbrıs Türk'ü beceriksiz, bilinçsiz, dünyadan kopmuş ama bazı konularda dünyanın hemen hemen birincilerindeniz. Eğlence mesela, kazino. Kazinolardan devlet ne kadar para toplar? Biri çıksın söylesin bana bakalım. Toplaması gerekenin %80'ini bile toplamaz. Dolayısıyla biz yönetilirken tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Küçük ülkeleri yönetmek büyük ülke yönetmekten çok daha zordur. İki sebepten. Bir kere herkes hemen hemen ahbap, arkadaş veya hısım, akraba. Bunu da birçok insan kuralı veya yasayı tam uygulayamaz. Ya işte ver bir şeyler de, biz de yani sen de biraz idare et. Yani şimdi bunu bilmeyen mi var? Allah için olsun. Ben şimdi bunu söylerken yani eminim bizi dinleyenlerin %90'ı diyecek doğrudur söyledim. Yani bildiğimizi ne? Ha, bunlarla ilgili bir iyileşme, bir sistemi değiştirme var mı? Yok. Yani böyle geldi, böyle gideriz. Hiç ülkeyi yönetmede iyileştirme, daha iyi hizmet, halkı inandırma, yani evet siz vergi vereceksiniz, veriyorsunuz ama buna karşılık da bak gelecek. Tam tersi. Şimdi bizim mesela sağlık sektörüne baktığımızda yani hastanelerimiz gerçekten acınacak durumda. Yani duyduğum kadarıyla bu davada özel hizmet, özel sağlık hizmetleri de giderek çoğalıyor. Daha kapsamlı hizmetler veriyorlar. Yani bir yerde de iyi ki var da en azından insanlar oraya gidebiliyor ama maalesef oradaki şeyde sıkıntı, herkes bu paralı hizmeti ödeyemez. Evet. Şimdi o zaman da haksızlık çıkıyor. Yani ben bu ülkede yaşarım. Benim durumum, misal ben işçiyim veya bir alt düzey memurum. Benim aldığım maaşım bana yetmiyor gidip özel hizmet alayım. Gerek eğitimde, gerek sağlıkta. Bu daha da devlete gidildiğinde maalesef herkes bunları biliyor. Yani benim söylememe gerek yok. Gerek devlet hastaneleri, gerek okullarda. Niye bu kadar özel okullar çıktı? Ben
ortaokul, lise, ilkokula giderken özel eğitim, özel okul diye bir şey yoktu. Yıllarca yoktu. Yıllarca. Ama devletin verdiği eğitim ve diğer hizmetler, sağlık mesela, bunlar azaldıkça veya istenilen seviyede, kalitede veya sıklıkta verilmediğinde insanlar, tabii bunu ödeyebilenler, alternatif çözümler arar. Özel okullara gönderir çocuğunu. Çünkü istiyor ki o çocuğu doğru, dürüst bir eğitim alsın. Geleceğini bir çocuğu ne kadar iyi hazırlarsanız o kadar daha fazla şansı var başarılı olmasında, ülkeye verimli olması, ülkeye faydalı olması açısından. Şimdi biz bunları bu bütünlüklü olarak düşünmediğimizde de işte habire teşvik veriyoruz. Tamam, teşvik de vereceksin ama ilelebet teşvik de olmaz. Yani böyle bir kavram yok dünyada. Eğer bir sektör ilelebet teşvikle ayakta duracaksa, demek ki o sektör bizim ülkemize yanlış. Bir faydası yok. Evet. Faydası yok. Veya istenilen verimlilikte yapılmıyor. Nasıl lider sektör olur? Lider sektör kendisinin ihtiyacı olacak kadar üretir. Bir miktar da fazla olur ve o fazlalık da devlete vergi olarak gider. Ki diğer sektörlere kullanılsın. Lokomotif sektör deriz aslında. Tam lokomotif budur. Sektör ama gelin bakın bu lokomotifler hepsi. Lokomotif nedir? Bir araçtır ki kendi kendini çeken, yetecek evet. kadar enerjisi var, gücü var ve arkasındaki ölü vagonları da çeker götürür. Bizdeki lokomotifler hepsi kendileri devamlı bir şey almadan, yani kısa bir dönem yeni bir şeye başlarken belki bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Bizim bütün lider sektörler, işte nedir onlar? Yüksek eğitim, tarım, hayvancılık, turizm. Bunlar bizim lider sektörlerimiz. Bu lider sektörü her sene kavga ederler. Hangisi daha fazla teşvik alacak? Peki bu sektörlere bir bakalım, bu şeyle verilir. Peki ne kadar vergi verirler devlete? Hiç, daima zararda. Şimdi yani Einstein'ın beyin gücünü mü isteriz da bunları görelim ya da farkına varalım? Herkes biliyor bunu. Herkes bunu biliyor. Dolayısıyla mesela dünyada bizdeki devlet sistemi yoktur artık. O kadar cazip kıldık devlet sistemini, devleti ki herkes, ama herkes mümkünse devlette bir iş ister. Ha, o iş de o kadar şeydir ki aynı zamanda kendi özel işlerini de dışarıda yürütür, götürür, yapar. Yani şimdi söylediklerimi eğer dinleyenler kulak verirse yeni bir şey değil. Biliyoruz ki mesela hayvancılıkla, tarımla uğraşanların birçoğu %60-70'i devlette çalışan insanlardır. Tamam, devlet o yani sistem onlara buna müsaade veriyorsa kendilerini tebrik ederim, yapsınlar. Sistem müsaade vermemesi lazım. Yani kişileri sen suçlayamazsın. Eğer birisine yeteri kadar iş vermezsen, devlet alındı bir bakanlığa, bir daireye neyse, boşta kaldığında gidecek başka bir şey yapsın. O da gider teşvik alan yer nedir o? Hayvancılıktır, tarımdır ya, başka teşvik verilen sektörlerdir. Peki o zaman bu para nereden gelecek bu teşvikler için? Paramız yok. Bak eksiği. Biz bu seneki bütçe eksi olarak kapattık. 14 milyar kusur da bekleriz. Yıl içinde bir şekilde bu 14 milyarı da, şu andaki bütçe 14 milyar kusur eksik. Bunları bir şekilde devlet bulacakmış. Bulamayacak. Ne yapacak? Mecburen çok önemli şeylerden, sektörlerden, harcamalardan kısacak. Maaşlardan kısamaz. Devlet maaşlarından, devlette çalışanlar. Ya zaten bütçenin %90-92'si onlara gider.
Ödemeyecek mi? Ödemek lazım mecburen. Yani işimiz gerçekten eğer bütün Kıbrıs Türk halkı ikna edilemezse ki bu sistem sürdürülebilir değil ve herkes artık daha fazla elini taşın altına koyması gerekiyor. Aksi takdirde biz devamlı istediğimiz seviyede hizmet, istediğimiz seviyede bir yaşam, istediğimiz seviyede bir eğitim, bir sağlık sistemi yapamayacağız. Yani evet, Türkiye var, ana vatanımız. Ama bu yavru yani cins bir yavru. Yavruyu yer yer ne doyar ne büyür. O da sonunda der yani bu yavru elimde kaldı. Yani ne kadar daha yavruyu besleyeceğim? Ne kadar daha yedireceğim? Sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Evet. Ya şimdi Allah aşkına yani ben Einstein'ın ikinci teorisini söylerim. Bütün teşvikli hizmetler, pardon, bütün lider sektörler teşvik almadan ayakta duramaz ya. Biz süt ürünü satacağız. Navlun teşviği alırız. Üretim teşviği alırız. Süt satış teşviği alırız. Nasıl bunlar teşvikli şey, bunlar lider sektörleri? Para nereden gelecek? Ha, eğer bizim beş parmakların altında böyle bir altın madeni, mavi vatanda bir iki tane petrol kuyusu olsaydı, belki de bizimkiler zannı var da peşinden harcarlar daha çıkarmadan bunları. O zaman derim tamam çok güzel, bunları devlete, ülkeye mümkün olduğu kadar en iyi şekilde destekleyelim. Ama onlar da yok. Dolayısıyla yani Rumlar da öyleydi ha, bakın. Ta ki 2004'te Avrupa Birliği'ne girdiler. Avrupa Birliği'ne girdiğinde mecburdur, öyle yoktur, bu bizim adamdır alacağın işe, bu bizim hısımdır, bilmem ne yapacaksın, teşvik vereceksin. Devletler belli şeylere ve belli sürelerde teşvik vermeli. İlelebet teşvik isteyen bir sektör, o sektör bu ülkeye uymuyor. Bu kadar ya da verimli yapamıyoruz. Yanlış yapıyor ya da. Yanlış yapıyor. Bu kadar basit ya. Şimdi mesela ben tabii ki kamuda çalışan dostlar, arkadaşlar var. Çok önemli işler de yapıyorlar. Ama kamuda çok verimsizdir. Çok verimsiz. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Herkes biliyor, görüyor basından. Her hükümet değiştiğinde işte 2000 kişi daha alıyoruz, 3000 kişi daha alıyoruz. Bunları nere alacak, ne için alacak, kaç tane ihtiyaç var? Öğretmen ihtiyacı var, işçi alırız misal. Çünkü partiden olan kişi şu işsizdir, öğretmen değil. Hiçbir şey yok. Onun için yalnız işçi olarak alınabilir. Misal, yani bir misal. Verimli çalışılıyor mu? Gerek özel sektörde, gerekse devlette, kamuda. Özel sektörde verimli çalışmazsan ceza otomatiktir. Batarsın. Yani şey yok. Ben gideyim de orada okuyayım gazeteye, bir tavla oynayayım da bir şey değil. Gelsin gitsin zennübe, gün geçsin. Affı yok. Yoktur, affı yok. Yoktur. Sen batarsın. O zaman aklın başına gelir. Devletten iş ararız o zaman. Ha. Ama devlette tabii ki devlet personeli olması lazım. Ama bu personel gerek sayı, gerekse nitelik. Şimdi sen al Ali'nin oğlunu, Veli'nin kızını. Nereye yollayayım bunu? İşte bir bakanla yolladın. Ya yok yani gerek bir yerde bir şey bulun yani. Çünkü yani bizimdendir, partidendir. Seçim olacak yakında. Bunu hepsi yapıyor ha. Yani yanlış anlamasın dinleyenler bizi. Bütün partiler sistem aynı sistem.
İster UPP, ister CTP, ister KKK, tamam. ister KUKK. Hiç fark etmez. Onlar şu iktidardadır. Bir önceki iktidarda olanların aynısı gibi hareket eder. Muharebete geçince bir önceki muharebetin aynısı gibi. Yani bir yerde gerçekten halkımız da bunu böyle gayet kabullenir. Çünkü çoğu bir şekilde direkt değilse bile indirekt bir faydalanması var. Ya da sırasını bekler. Ya da sırasını bekler yani. Şimdi bu vergi meselesinde biraz sanki açmaza girdik. Yani devlet vergi alamadığı için hizmet yapamıyor. Tamam. Vatandaş da hizmeti alamadığı için vergi vermiyor. Şimdi bir yerde bunu kırmak lazım ama hangi halkayı önce kırmak lazım? Yani devletin işi biraz sıkı tutup hem vergiyi toplayıp hem hizmeti vermeye başlaması lazım herhalde en doğrusu. Yani bu şeye benziyor. Yani tavuk yumurtadan mı, yumurta yani, tavuktan mı? Bunu tabii ki bütün ülkeler bunları çözdü. Eğer bizde öyle bir vizyon, öyle bir beceri yoksa gider bakarız bu nasıl çözüldü başka ülkelerde. En yakın yer anavatan. Yani şimdi Türkiye'de Tayyip Bey'in döneminden önce de çok ciddi sıkıntılar vardı. Evet, Tayyip Bey'in döneminde, 5. dönemidir şimdi, çok ciddi ve büyük adımlar atıldı. Yani Türkiye'de bir ekonomi, sanayi, turizm, bunlarda inanılmaz adımlar atıldı. Ama işte bunu yapmak için de vizyon lazım. Muhakkak bir dönem geçiş dönemi olacak evet. ve o dönemde şey diyeceğiz. Biraz sıkıntı. Ama bakın olacak. Şimdi halkımıza da bunu artık izah etmeliyiz. Yani işte bu ondan kaçıyoruz. Onu istemiyoruz. Yani istemiyoruz çünkü işte halkımızı o şekilde alıştırdık ki yani eğer biz kendi başımıza kendi elimizle durup da yolumuz, suyumuz, bilmem işte eğitimimiz, sağlığımız dört dörtlük istersek ciddi bir sıkı dönemden geçip bunları yapmamız lazım ki ondan sonra artık düzlüğe kavuşalım. Yani her şeyi biz yani Türkiye'den bekliyoruz, anı vatandan. Yol Türkiye'ye konuşalım da yapsın bize. Tamam ama ya başında anladım da şimdi bu zavada hala da Türkiye ha devasa bir proje varsa ki maliyeti çoktur o zaman diyebilirsin ki yani bize bir katkıda bulun falan. Biz şeyi yapamıyoruz, asfaltlayamıyoruz. Belediyelerimiz kendi belediye hudutları içindeki yolları asfaltlayamıyor. Bırak çok uzağa gitmeyi. Suyu Türkiye getirdi bize. Götürmedi yerlerde Türkiye'den gelen su gitmedi oraya. Çünkü biz 10 kilometre 10 santim genişliğinde çapında boru döşeyemedik. 20-30 kilometre. Niçin? Para yok. Nerededir bu paralar? Yani sorun burada işte. Yani bu nerede? Paralar nerede? Tamam işte görürüz. Yani düşünebilir misiniz? Bir devlet, bir hükümet bütçe eksi bir bütçe onayladı şeyde. Geçen sene Aralık'ta ve onu yıl içinde dendi bunu şey edeceğiz, halledeceğiz, bulacağız. Tamam yani yeni beceriler, yeni fikirler. Dünyada hiç öyle bir şey yok. Yani Afrika'da bile bütçe eksik kapanmaz da sonra yurt içinde. Yapma, bulamayacaksın, ne yapacaksın? O sözde yapacağını dediğin ve şey ayırdığın, bütçe ayırdığın şeyleri yapamayacaksın. Yok ki sen bir şekilde şeyi artıracaksın. Yapamayacaksın. Diyeceksin işte bütçede para yok. Tamam. Good morning. Ama maaşlar, binlerce arabalar, yani şoförler, yani bu insanlar ben anlamadım. Almanya'da
bildiğim en az iki tane bakan bisiklet ile gider işe, bakanlığına. Ne şoför, ne bodyguard, ne yakıt, ne benzin. Bisiklete biner, çantasında koyar arkaya şey, bisikletin hani okula giderken vardır, hususta bu şey, çanta düşmesin diye tutardı. Adam öyle gider ya. Eğer sen devlete hizmet edeceksen, küffet senin ya verdiğin hizmet daha pahalıya olmayacak senin yarattığın hizmetten, yarattığın gelirden. Esas memuriyet o olsa gerek. Yani devletin memuru evet. Olarak kabul etmek lazım olayı ama farklı yorumluyoruz. Evet. Ve yani üzülerek bunu söylerim, görüyorum. Yani giderek biraz iyileşeceğimize, tam tersi giderek daha da geriye gideriz. Maalesef öyle. Çünkü yani tanınmamız olmamız da veya herhangi bir şeye altında olmadığımız. Mesela dediğim gibi Güney'de 2004'e kadar bizim gibiydi. Yani belki bizden biraz daha iyiydi. Ama 2004'te Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra Avrupa Birliği kurallarına, kriterlerine uymak mecburiyetinde. Ne oldu? Christofias ceza yedi hükümeti. Çünkü Kıbrıs hava yollarına, Cyprus Airways'e hükümet o zaman 10 milyon dolar ya euro bir şey kredi verdi diye. Sen devletin topladığı parayı bir şirkete veremezsin. O şirket doğru çalışmazsa, verimli çalışmazsa ve borca girer, cezasını da o şirkete çalışanlar vermesi lazım. Bizde burada şey yok. Ya bir deprem oldu. İşte bilmem kaç tane okulda sıkıntı var istatüründe. Allah etme yani bir deprem olursa birçoğu durmayacak ayakta. Hala daha hesap yaparlar, kitap yaparlar. Yani para bulmaya çalışırlar. Yani ben şimdi, çok özür dilerim bu konuda. Bu deprem konusunda işte güneyden güneye geçişlerdeki sigortalardan bir pay alınıp buraya aktarılacaktı. Onun süresi doldu aslında. Orada bir kafa karışıklığı olmasın ama yöntemin devamına karar verildi. Yani bir vergilendirme o. Dendi ki buradan güzel bir para geliyor. Biz buna devam edelim. Yani aslında mevcut sistemin belki de çöktüğünü ya da çalışmadığını demeyeyim de yetersiz kaldığının bir itirafı mıdır bu? Farklı bir para bulma kaynağı. Yanlıştı demiyorum. Ama ilgimi çekti. Bu dünün haberiydi. Dünkü bir gelişmeydi. Ama o da şimdi, enteresan. Şimdi halka da bir yere kadar bu vergi denen şeyi yükleyebilirsin. Yani ondan herkesin sonra bir yük taşıma kapasitesi var değil mi? Tamam yani mesela bu şeye benziyor. Mesela bir eşe sen 50 kilo bir yük korsan taşır. 60 yaparsan yine taşır. 70 yaparsan belki yine taşır ama 90'da ölür. Düşer. Ölür. Kalır. Yani biz verimli çalışmazsak ve bizim ülkemize uyan sektörlere yoğunlaşmazsak bizim böyle devlet katkısından vazgeçebilme gibi bir durumumuz yoktur. Yani şimdi teşvik veriyor devlet hayvancılığa, işte turizme, yüksek eğitime. Ne gariptir ki bütün bunlar sözde lider sektörlerdir. Lider sektörler teşviksiz sürekli. Şimdi bir teşvik verin. Yeni bir ürün üreteceksin tarım sektöründe. Belki ilk bir sene, iki sene onu teşviklersin. Ama ilelebet teşvik olamaz. Yani nereden para gelecek ki? İşte para gelmesi gereken yere para veriyoruz. Evet. Yani onu öyle bir başlangıç şeyi
başlangıç için bir ivme yaratmak için yapabilin. Ama ilelebet bu yani şeye benzer. İlkten çalıştırmak için motoru biraz yakıt korsun. Ama ondan sonra yakıtı devamlı başkası koyması gerekiyorsa nasıl gidecek bu araç? Nasıl gidecek? Ama acı bir gerçektir ki gelen hükümetleri de öyle gözle görülür ve ülkede yaşayanların hayatına damga vuracak şeylere girmiyorlar. Hepsi böyle şey estetik birkaç şeycik falan. Makyaj. Şeye borç veriyoruz. Bilmem gençlere şey alsınlar. Evet tamam. Söylesene bize kaynağını da nereden gelecek bu? Nereden kesecek? Şimdi yani unutulan şudur. Bunları siyasiler böyle dağıtırken şey gibi. Ya sen kendi bütçen yetmiyor. Bak eksi bütçeyle kapattık bu seneyi mecliste. Tamam mı? Ve bulacak yıl içinde o 14-15 milyar şu eksidir bütçeden veya onu bulamayacak. Oraya harcanacak diye konan o bütçede onları şey eksikliğinden bunu yapamadık. Bunu yapamadık. Üstelik de onlar daima şeylerdir. Böyle çok da gerekli konulardır. Şimdi maaşlara diyemezsin ben bulamadım da size artış vermeyeceğim. İşte şey kurallara göre zamanında sendikalarla yapılan anlaşmalara göre onlara uymaları lazım. Ha bunlar değişebilir mi? Eğer vizyonlu ve iki tarafta görüyorsa sıkıntıyı diyebilir ya bunları o zaman dedik ama şimdi bunları ödeyemeyiz. Başka bir şey yapalım. Onu da diyemez. Çünkü hiçbir hükümet sendikalarla oturup da beraber çözüm bulmaya çalışmaz. Ben lazım vereyim de onlar da devam etsin, sussun neyse sebepleri kendi aralarında. Nereden bulacaksın? Yani senin kaynağın yok. Kaynak senin şeyden. Ya Türkiye'nin verdiği yardımlar veya halktan alabildiğin, toplayabildiğin vergiler. İşte aynı programda bundan 2-3 ay önce konuştuk. Getirdik çevre yolunu. Çevre yolunu yaptılar, geldiler. Durdu. Atlayamadılar Girne Lefkoşa yolunu da devam etsinler Alayköy çemberine kadar. Ve saçma sapan bir duruma orada. Yani ayda milyonlarla para orada ya bekleyen arabalar yakıt ya zaman ya yıpratıyorsun motoru aracı. İnsanların psikolojisi de bozuluyor. Orada. Evet o da artısı. Yani ben gerçekten anlayamam bunu. O zaman sizin programınızda dedim gelin ben bu kadar koyabiliyorum. Gelsin diğer 3-5 tane de epey zengin iş adamları var ülkede. Ses gelmedi ama o işe. Gelmez çünkü bakın bizdeki iş adamları öyle bir alıştı ki kendi isteğiyle ülkesine yatırım yapmayı çok şey etmiyor. Ender tabii istisnalar kaydeyi bozmaz. Ama buna hükümet eğer kaynak isterse altyapı yapsın. O zaman kurarsın bir sistem verilir. Ha bu misal bu yolu dedik. Dersin ki bunun için işte bu kadar para lazım. Neyse yapacağın oturulur çözülür. Ya yani ülkemizde çok zengin insanlar var. Ülkemizde kıtlığı yoktur. Ben öyle görüyorum. Yani bunu biraz açayım çünkü tabii ki işçiler, değişik seviyelerdeki insanların geliri, gideri yani aldığı gelirle kendisini, ailesini geçindirmek, çocuğunu eğitmek için çok zorluk çekenler de var. Ama bunun yanında da ciddi şekilde
para kazanan sektörler var. Mesela kazinolar. Şimdi kim denetler kazinoları? Kazino der, ben bu kadar yaptım, ha senin payın. Kim? Ben hiç duymadım bir kazinoyu denetlesin, devlet de bulsun ki vermesi gerekenin %5'ini verir, 10'unu verir, 50'sini verir, %100'ünü vermez, bir ceza yesin, bir ay kapatsın veya hem kapatsın hem ceza versin. Yani şimdi para olan yerlerden sen gidip de para alacak becerin yoksa, bu ilk önce beceriyle lazım yapılsın. Yani güçle, yasayla falan, onlar mecburen artık yapılan, kullanılan şeylerdir, aletlerdir, cihazlardır. Ama hiç öyle bir şey yok. Bu yandan kişileri teşvik etmeye çalışırız. Okul yapsın, sınıf yapsın. Ya sen adam gibi bu kadar gelir var. O gelir, elen sen niye yapmıyorsun da alnın açık? Çıkarsın vatandaşına dersin işte biz topladığımız vergilerden ya, neyse iki tane okul, üç tane ne bileyim ben ne. Evet, vatandaşlar zaman zaman okul yapar. Tamam ama yani şimdi demiyorum yapsınlar tabii ki. Ama hükümet de bu kadar nasıl bir kelime kullanayım ki mahcup da olmasınlar. Bu kadar tüm sistemi vatandaşın yapacağı okulların üzerine kurduk aslında. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. Ben 3 yapacağım, bir de vatandaş yapsın değil. Vatandaşlar zaten yapıyor gibi bir ya, hava var. Onu dahi doğru dürüst organize edemiyoruz. Yani onu bir sistem kuran ve ona göre yapan. Ha tabii kişisel olarak bazı aileler, bazı kişiler der ben bir okul yapacağım. Tamam. Ama eğer sizin eğitime yeteri kadar kaynağın yoksa, senin ayırabildiğin kaynak maaşları ancak ödeyebilirse, o zaman araç gereç okullara, yeni okullar ya tamir var, bunları başka bir bütçe bulman lazım, yaratman lazım. Ama şimdi bakın o kadar zengindir bizim Kıbrıs. Güzel bir geliri vardı bu hız şeylerinden, kameralarından. Bir buçuk sene oluyor. Arkadaşlar yeteri kadar bütçe koymazlar. Sanki de Afrika'da yaşarlar. Benzinin şeyleri nasıl yükseldiğini unutuyorlar. Saçma sapan bir bütçe kollar. O zaman hiçbir kimse teklif vermez. Bir buçuk senedir hız kameralarından para toplanmıyor. O konuda da şu var. Yani işte konuştuk, devletin yeterince personeli var değil mi? Az önce şundan da bahsettik. İşte bir şekilde gelsin başlasın, ona bir iş buluruz dediğimiz insanlar da var. Bunu herhalde kimse inkar etmez. Ama böylesi bir hizmet için de özelden teklif bekliyoruz ki gelsin ve o cezaları dağıtsın. Devlet dağıtsın. Yani devlet bunu kendi içinde yapılandıramıyor mu, mevcut personelini aktaramıyor mu? Yani çok da o konuda bir eksiklik, personel olarak eksiklik yaşayacağını ben düşünmüyorum devletin. Aziz Bey, siz Kıbrıs'ta yaşarsınız değil mi? Genellikle. Ya, Kıbrıs'ta yaşarsınız. Tamam. Aldım cevabı. Ya şimdi devlete alınan bu partiler, her parti geldiğinde şu alırlar yüzlerce, 1000 kişi, 2000 kişi falan filan. Bunlar hep ahbap arkadaşa seçim öncesi verdikleri sözlerden dolayı gel gör ki doğal olarak da düşündüğünde doğaldır. O katkıda bulunan, gerek koşan gece gündüz oy toplayan, gerek finansal olarak para katkısında bulunanlar ondan sonra o şey bittikten sonra hükümete gelenlerden şey beklenir. Sen bize söz verdin, benim kız alacağın işe. O alınsın işe. İtiraz etmedim. De işe alınsın, yani iş yapılsın. Yani dinlenme modu olarak. Şimdi bakın,
Hele hele böyle koyu parti destekleyen aileler var, kitleler var. Yani oğlumu ben böyle yollayacağım da yani iyi bir yerde lazım olsun bir bakan. İyi bir iştir bu iş. Bahset, konuştuğumuz iş kötü bir iş değil ki. Yani sen yani şimdi ki... düşünebilir mi öyle bir mesela bir bölgedeki partinin oğlu, gelini, damadı diyeceksin adet al sen gideceksin şey dağıdasın. Ceza. Her o birileri hepsi oturur dairelerde gider daire saat 10'da kaçar 11 12'de ben gideceğim motorun üstüne ya arabayla dolaşayım köyleri şehirleri de şey dağdayım da söylesinler de bana zaten her gidene nedir bu başlarlar söyler de niye bilirim bunu çünkü benim bir şirketim bunu yaptı 2-3 defa ihaleyi kazandı da yaptı. Yani adamlar da ben değilim o. Götürünce ispatlan. Kolay da değil toplama yani şey. Buna rağmen yani aslında o bir kaynak olarak görülmemeli. Halkı şeye uydurmaya yani hız yapmamaya caydırıcı olsun diyedir. Ha bunu da yapmak için ceza kor. Tamam. Evet bunu doğrudur. Esas sebep caydırıcı kaza yapmasın falan. Onun bir yan geliri de bir kaynak yaratılır. Trafik hizmetleri için. Evet. Evet. Fakat işte 2 senedir, 3 senedir bütçe yapılırken bu kaleme konan para sanki de Afrika'dan ya da başka dünyadan gelmiş insanlar yapar. Yani yakıtın ne kadar arttığını asker insan maaş işte yani. Yani bak hükümetimiz o kadar zengin hali vakti yerinde bravo %52 artış verdi. Ondan önce de 2 defa daha yani toplamda %100'ün üstünde bir yılda artış geldi. Tamam eğer verebilirsen toplayabilirsen vergiyi ve yaratabilirsen varsa kaynağın evet verirsin. Çünkü halka verdiğinde bu paraları onlara döner ülkede harcarlar. Ülkede harcama olduğunda bir ticari olay döner etrafta. Sen paralar yani toplayamam bir. İki topladığın parayla şey istediğin şeyleri yapamazsın. Yani bütçe yaparken çok güzel şeyler konur. Ondan sonra bu kaynak eksikliğinden gerçekleşmedi. Kaynak eksikliğinde çünkü baktığında geliri ancak da maaşları öder. Ödeyemez bile çoğu zaman. Yani sistem zincirleme maalesef sıkıntılar içerisinde. Bunu nasıl çözeceksin? Oturup izah ederek kamuyla, sendikalarla herkes elini taşın altına koyarak yoksa öyle bekleriz işte her şeyi bekleriz. İyi ki bir ana vatanımız var. O da bize yani şey olarak ciddi katkılarda bulunur. Suyu getirdiniz de Türkiye döktük Geçitköy Barajı'na ama oradan hala daha su götürmediğimiz bölgeler var. Var, evet. Çünkü Türkiye yapmadı bize. Lazım Türkiye onu da yapsın bize. Biraz daha Türkiye lazım gitsin bahçıvanda tutsun da bize bu getirdiği suyla tarım yaparken suyu da o dağıtsın. Yani biz de gittik sonra yani tembelleşiyoruz ya. Tembelleşiyor Kıbrıs Türk'ü. Herhalde kamunun verimsiz çalışmaları çok ciddi sıkıntı yaratır ülke ekonomisine. Çünkü sende çalışan iyi bir personel var. Aksan bir bakan gelirse der ki ben ayrılıyorum. Nereye gidiyorum? Devlete alınacağım. Bitti. Yani o verimli, becerili, tecrübeli neyse mühendis, mimar, doktor neyse gidiyor. Çünkü orada zaten gene kendi işliğini, özel işini yapabilecek. %100'ün değilse ama %60'ını yapabilecek.
öğlenden sonra işte kısat günler, bilmem şunlar, hepimiz biliyoruz yani, bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla buna ciddi çare bulmak lazım. Önce kendimizden herhalde çeki düzen vermeye başlamamız lazım. Şart. Herkesin kişisel olarak bunu düşünmesi lazım. Çok doğru. Ama biz bunu telkin de etmiyoruz. Hep mesela seçim zamanları yanaştık sonra başladılar işte oy için. Seyit de ben alacağım onu şeye. Nere alacak kendini söyleyemez bile. Çünkü yok aslında öyle ihtiyaç. Anladın mı? Ama alacak. Ondan sonra alır, gönderir bir daireye. Orada beğenmezse, ah bizim çocuğa orasını like gördün, uygun gördün. Ne? Biz o kadar koşturduk seçilesiniz diye. Yani bu seçim sistemini değiştirmek lazım herhalde. Ne bileyim ben yani. Değiştirmemiz gereken çok şey var aslında. Muhakkak. Çok şey var. Nereye muhakkak, elimizi atsak. Muhakkak. Ha bak şeye bak şimdi yani. Bu üniversitelerin şeyine. Yani sanki bilir misin, üzülürüm de gülerim de, sanki ilk defa duyuldu ki bizim bu üniversiteler hepsi çarpma çırpma üniversite. Giden ya bak bir günde sana diploma verir. Ya o kadar kafasız. Ya aynı günde gitti. Yani en azından bunu ya 2-3 aya da de işte falan ayda bu sınavlara girdi. Yani altyapıyı da yapmazlar. Gider resmen sanki de patates satın alır gibi. Veriyor 10 bin, 20 bin, ne bileyim ben işte değişik rakamlar var basında. 30 bin dolar. Diploma alır. Aynı gün. Peki bunun yıllardır devam ettiğini, yani benim Eğitim Bakanlığı, benim müfettişlerim kim denetler bu üniversiteleri? Bazı üniversiteye giremez devlet. Bazı üniversiteye devlet giremez. Hava girebildiklerine de hasbel kadar, yani bir şey olacak, birisi bir şeyde bulunacak da gidecek baksınlar. Yoktur bir sistem kontrol etsin ki. Otomatik olarak, düzenli olarak. Evet. Denetlesin değil mi? Şimdi bunlar duyulduk sonra, eğer o insanlar ki gerçekten ister çocuğunu eğitim alsın, göndermeyecek buraya. Büyük zaten gelenlerin sözde öğrenci olarak geldiğin %90'ı 85'i üniversiteye gitmez. Evet. Bu ay senelerdir devam eder. Hiçbir tedbir yok. Gene gelir etraf Afrika dolu. Bakan sabahın 3'ünde işe gider. 6'sında birçok müteahhitlerin kullanırlar. Diğer iş yerlerinde yani biraz da görüyorsunuz. Doğrudur. Restoranlarda orada burada hep yabancılar. Bunlar izinli tamamdırlar. Peki süreyi bitirdik. Açtık. Fazla şimdi açtık. Şimdi tam hatta ısındıydım böyle. Doğrudur ama yönetmenim de ısındı bayağı bir. onu da çok fazla ısıtmayalım. Devam edeceğiz. Başka buluşmamızda. Sağ ol. Umarım gündem değişir ama çok da fazla umutlu değiliz aslında. Şimdi yine bir aynı şey hatırlayayım. Geçen de bahsettiğimde ben cumaydı galiba, bir cuma günü programda. Genelde cuma günleri. Gene cuma günü bugün. İşte bu çevre yolunu bitirmeyle ilgili bir şeyler söylemiştim. Ertesi salı da galiba Sayın Türkiye Büyükelçisi buradaydı. Bunları yapacağız dedi. İstimlağın yoluna girmek üzere olduğunu söylemişti. Yine buradan paylaşmıştı bizlerle. Umarız hallolur. Onunla birlikte bütün sorunları bakın, çözeriz. Şimdi bakın, istimlak gerçekten istimlağı bir mazeret göstererek hükümet ya da kimlerse ilgili daire bakanlık Kıbrıs Türk'üne hakaret ediyor. Bu benim inancımdır. Kim isterse gelsin, mahkemeye de gideriz. Ya bir ülkede devletin gücünden daha büyük güç mü var? Yoktur. Yok. Olmaması lazım. Tamam. Evet. Sen oradan gelince ki ben bunu yapıyorum, halkımı kolaylaştırayım, daha az yakıt, daha az şey yapayım, insanları bekletmeyeyim. Ha hakkın varsa haksızlığa uğradın, buyurun mahkemelerimize. Yolu açık. İngiliz sistemi mahkemelerimizde dört dörtlük hakkını alırsın. Bak durmazsın böyle. Yazık ya, günah evet. Allah için. Peki. Çok teşekkür ederim.
Evet sevgili seyirciler, bugünü bitirdik, haftayı da tamamladık. Pazartesi yeniden buradayız. Bekleriz efendim. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.